10 dakikamız kaldı ki ciddi önemli bir maddemiz o. Eyvah. Da. Şimdi yerel seçimler ve İzmir. Bu İzmir'deki yerel seçim satrancını görüyoruz. Şimdi partiler arasında farklı isimler var. Önce bir AK Parti adaylarını fazla konuşmadık. Geçen programlarda da hep vaktimiz kalmadı. Fatih en fazla orada konuştuk ya. Hayır. En fazla da AK Parti'de, Cumhur İttifakı'nda. Aday olarak, sayısal olarak. Evet, evet. Ama hani kimler çıkıyor şimdi ya, son? Kimler şu anda yeni, bilmiyorum isim var mı? Her hafta bir isim koyuyoruz masaya. Ondan sonra şey yapıyoruz. Ben bir tane bir... Geçen hafta, son ben bir isim hafta, duydum. Yani çok alakasız ama söyleyeceğim biraz sonra. Geçen hafta Düzce Belediye Başkanı, eski Bilim Sanayi Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'yü söylemiştik. Faruk Özlü konuşuldu. Yani. Faruk Bey bana mesaj atmış. Nasılsınız falan filan. Selamlaşıyoruz şimdi. Ondan sonra diyor ki bir Faruk haber, Bey, İzmir'i, bir haber İzmir'i... yaptınız, bir açıklama yaptınız. Düzce'nin hepsi bunu konuşuyor diyor. Düzce'de de haber olmuş birçok yerde. Yazmış. İzleniyoruz demek Düzce'de. WhatsApp'tan mesaj atmış. Yani Düzce, tabii, Düzce'deki... Ama Sayın Bakan tabii İzmir'in dokusuna ben tanıdığım için uygun bir isim. Başarılı bir bakanlığı var. Yaptığı işler var. İzmir'i şimdi biliyor. AK Parti Büyükşehir Belediye, evet, Başkan adayı. Aday olarak. Düzce, Büyükşehir, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü. Bilim Sanayi Teknoloji eski bakanı da. İstediğiyle ilgili genel kanaati ifade etmiş. Bürokrasiden geliyor bu arada. Bakan ama hani savunma sanayi müsteşarlığından, evet, 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 gelen. İzmir'de kaç kişi tanır? Yani iki kişi tanıyoruz. Yani iki kişi. Yani her gazetecisiniz canım yani. Mustafa Yılmaz şöyle oluyor. Her dört kişiden ikisi tanıyor oluyor yani. Ben bu arada Güzel Bahçe'de evi var. Oradaki mahalleden de tanıyamam. Şimdi evet, yani elde var böyle bir, elde var bir ismi geçen. Yani hayır tabii. Başka biz, kulisleri konuşalım. Şimdi biz zaten bir daha sıralamaya gerek yok. Yani Mahmut Özgener'le başlıyoruz, Hamza Dağ diyoruz. Yeni isimler, yeni isimler vardı diye. Rektörler vardı, rektörler ikisi aslında. Hayır, onlar da geçti. Ege Üniversitesi rektörü dedik. Yeni isim. Yani yeni isim bizde yok. Yeni isim bizde yok. Sizde var. Yani yeni Mustafa isim... Denizli ismi geçmiş. Eyvah. Evet. Gerçekten. Yok daha ne. Yani bu hani Mustafa Denizli yok. Önceki dönemde... Şey, hani bilinen renkli İzmirli isim... Ya ben daha hani önce... iyi bir isim mi bence? Değil. Çünkü bakın, İYİ Parti sanatçıları ve en son Hakan Peker falan filan şeyine girince... Valla Faruk Özlü'den daha mantıklı. Sonuçta İzmirlidir. İzmir'de sevilir, bilinir. Büyük Mustafa. Hani, ama tabii, biraz büyük ama artık. Tamam Altay. Büyük biraz Mustafa. Fazla büyük yani yaş itibariyle falan. Çok da yaşlı değil aslında. Şimdi ben Mustafa Denizli'yi geçen seçimde değil de ya bir önceki seçimde bir daha gündeme geldi. Aradım. Evet. Konuştum da bu konuyu. Ya evet, Mustafa, evet, hatırlıyorum ismi geçmişti. Sayın Denizli sizin dedim adınız. Yani hani İlknur Denizli'nin adı geçse daha mantıklıydı. Yani Mustafa Denizli'den. Denizli demiş bu arada, ki o geldi. Daha sürpriz bir isim geçti başka bir partiden. Belki biliyorsunuz. İktidar Partisi söyler. Şimdi bir dakika. Şimdi Mustafa Denizli'yi aradım. Ya nereden çıkarıyorlar bunu filan diye böyle bir şaşkınlık içerisinde konuştu. Yok kardeşim ben spor adamıyım falan dedim. Hani iktidarla yakın güya işte Alsancak Stadı'na adı verildi. Ama Mustafa Denizli Türk futboluna damgasını vurmuş bir şahsiyet. Alsancak Stadı'na adını vermenin bence böyle bir anlama gelmemesi ya lazım. İzmir'de sevilir. Kötü bir aday olmaz. Tamam, AK ileri var dedi Mustafa. Şimdi İzmir ama AK Parti'den değil. Yani Çeşme'den o. Yılmaz Özdil'in AK Parti adayı olarak söylüyorum. Yılmaz Özdil'in adı geçiyor. Geçti evet. Zafer Partisi'nden. Doğru. Ama ben de konuştum Yılmaz abiyle, başkaları da konuştu. Yok, o kesinlikle siyasete girmem diyor. Hayır, o dolmuşa binmez yani. Yani tanıdığımız Yılmaz Özdil. Evet, evet, kesinlikle. Ama adı geçti, yazıldı, çizildi bunlar. Evet. Tabii biliyorsunuz biz gazeteciyiz. Böyle dönemlerde o kadar çok insanın ismi geçiyor ki. İlgili, ama biz, ilgisiz. Biz şöyle bir şey, mahalle dedikodusu gibi her adı geçeni de buraya taşımamamız elbette lazım. Canım. Şimdi yani şöyle, şimdi iktidar partisini sorduğun için o topu almak istiyorum. AK Parti'nin bir kurultayı oldu. Her ne kadar biz İstanbul İl CHP Kongresi kadar konuşmadıysak da hafta sonu bir olağanüstü kurultayı oldu. Bir yenilenme süreci devam etti orada. Çok yenilendi mesela. Evet yani Binali Yıldırım Binali gibi Bey. Çok çok önemli bir şahsiyet oyunun dışında kaldı görünüyor şu anda. Ha bunun öyle olmadığını, Binali Yıldırım'ın bir süre sonra Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak oyuna tekrar döneceğini öğrendim. Ben bugün o yani Yüksek İstişare Kurulu kuruluyor. AK Parti Yüksek İstişare Kurulu. Burada Binali Yıldırım'la beraber Mustafa Şentop gibi bir dönem meclis başkanlığı yapmış isimler yer akil alacak. Akil adamlar gibi. Yer alacak evet. Akil adamlar grubu gibi. Zaten Aksaçlılar diye bir belki bir oluşumun, hiç oynar. Değil mi? Halen başkanı. Tabii tabii Aksaçlılar. Aksaçlılar heyetinin hala başkanı. Binali Bey de oyuna Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak ya da başkanı olarak yeniden dönecek gibi görülüyor. Şimdi o kurultay önemliydi AK Parti'nin adayının belirlenmesiyle ilgili. Neden önemliydi? Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın adaylığı konuşuluyor. İşte İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı tarafından bu destekleniyor. Ama belli bir grup da
üçüncü dönem kuralına takılan Hamza Dağ'ın güçsüzleştiğini, bu dönemde kurultayda da göreve gelemezse bu Hamza Dağ ihtimalinin ortadan tamamen kalkacağını falan düşündüler. Böyle bir vehme kapıldılar diyelim. Daha doğru bir tabir olur. Bunlar arasında mevcut milletvekilleri, gönlünden büyükşehir adaylığı geçenler vardı. Hamza Dağ güçlenerek geri döndü. Yani yeniden aynı görevde olmasına bakmayın. Yani onun istemediği isimlerin MKYK'ya alınmadığı, MYK'da çok sayıda etkisinin olduğu, İzmir'den tercih edilen isimlerde de Hamza Dağ imzasının olduğu görüldü. Bu da Hamza Dağ'ın yani İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığında pozisyonunu güçlendirdi ister istemez. Tabii bu saatten sonra tabii ki yani bu diğer adayların şansını tamamen ortadan kaldırdı diyemeyiz. Yani AK Parti'de CHP'nin adayına göre, İYİ Parti'nin adaya çıkarıp çıkarmayacağına göre, CHP'deki kurultaya göre, kurultayın sonucuna göre elindeki kartları değiştirebilir, şey yapabilir. Ama Hamza Dağ'ın adaylık ihtimalini güçlendiren bir kurultayı izledik. Eli güçlendi. Güçlü bir şekilde geri döndü. Yani apoleti yeniden taktı ve İzmir'deki teşkilat değişimlerinde İzmir Teşkilatı'nın da desteğini zaten il başkanı üzerinden almıştı ama bir de ilçe başkanları da değişti. Orada yenilenmeler devam ediyor büyük ölçüde. Hamza Dağ bir adım öne çıktı diyebiliriz. Evet. Dün geçtiğimiz hafta sonu itibariyle. Ha, kendisi adaylığı istemez çünkü yürüttüğü bir görev de var. Medyadan sorumlu, medya ve iletişimden sorumlu genel başkan yardımcılığı var. Kendisi adaylığı istemez veya başka bir strateji geliştirirse başka bir konu ama istediği sürece aday olabilecek noktaya doğru gidiyor. Son iki dakikamızda Fatih sen de son zaten istediği sürece de istediğini herkes konuşuyor. Buna niyetli olduğunu da değerlendirildiğini biliyoruz. Sonuçta artık aslında içeriden mi dışarıdan mı tercih edecek iktidar partisi? Evet. Onu karar vermek zorunda. İçeridense yani, içeriden aktör belli. Maksimum yavaş yavaş. Oyu kimle alırız? Yani dışarıdan tanınmış birisi ise teşkilat dışında da çeşitli aktörleri, çeşitli yerleri domine edecek kentin sivil toplum kuruluşuyla barışık, ticaret yaşamıyla barışık birçok kişi ise başka bir isim tercih edilebilir ama şu bir gerçek iktidar partisi İzmir'e çok uzun süredir senin de tabirin apoletli isimleri gönderiyor. Yani makam sahibi isimler daha cazip oluyor. O yüzden burada da yine aynısını tercih edecektir. Hamza Dağ'ın apoletli gelmesi Hamza Dağ açısından psikolojik daha önemli bir şey. Evet. Gelecekse en azından ya işte bir sıradan bir milletvekilini gösterdiler, eski bir milletvekilini gösterdiler gibi değil. Evet. Tanıtım medya gibi İktidar Partisi'nin hiyerarşisinde çok önemli bir noktada, dördüncü sırada olan bir yerin ve tüm sistemi seçim kampanyası yönetebilecek bir, anlamında da, o anlamda da önemli bir şey olabilir. Tabii bu dışarıdaki insanları nasıl etkileyecek, dışarıdan oy potansiyeli nasıl alacak onu da seçim satırlarında göreceğiz. Yani çok siyasi partiler birbirlerine göre aday belirliyorlar. Tabii. Evet. Ben o yüzden nokta olarak şu cümleyi kurmak isterim. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi kurultayının sonucunu görmeden AK Parti dahil, CHP dahil hiçbir ismin adaylığıyla ilgili kesin bir yargıya varamayız. Netlik yok. Evet. Net olan bu. Evet.